Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda reading sorularını kolay bir şekilde nasıl çözebileceğinizi göstereceğim sizlere. Tabii ki de saçma sapan tavsiyelerim olmayacak. Yok, parçanın yarısını okuyun, bir cümle okuyup bir cümle atlayın vesaire gibi saçma sapan tavsiyelerim olmayacak. Kendimin de sınava hazırlanırken kullandığı ve gerçekten de faydasını gördüğüm bir yöntemi göstereceğim size. Bu kesinlikle reading'i çözme taktikleri değil. Sadece yöntem göstereceğim arkadaşlar size. İşinizi rahatlatmak için. Yani bu videoyu izledikten sonra kesin fullersiniz gibi bir garanti asla veremem. Çünkü bu soruları çözmek tamamen sizin okuduğunuzu anlamanızla alakalıdır. Eğer anlamıyorsanız yani reading sorularında başarılı olamıyorsanız Bence bunun üç sebebi var arkadaşlar. İlk sebebi ön yargılı olmanız. Yani çok uzun, işte ben yapamıyorum, korkuyorum, ben okuyamam, üşeniyorum gibi ön yargılı olursanız zaten yapamazsınız. İkincisi kendinize güvenmemeniz. İşte ben okusam da zaten anlamam, herkes çok zor diyor. Yani kendinize bir güvenin önce arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli sebebi ise Gramer ve vokab kısmında, gramer ve kelime kısmında eksikliklerinizin olması. Yani grameri bilmek her zaman önemli. Sadece işte testlerde fullemek yetmez. Yani okuduğunuzu anladığınız her şeyde, okuduğunuz her şeyde bir gramer var, bir kelime var. Yani mesela burada relative clause var görüyorsunuz. Yani tek tek bunu inceleyip göstermeyeceğim ama hani bütün gramerler var arkadaşlar soruların içerisinde. Sadece burada değil. Hani o yüzden sıkıntı çekiyorsanız üçüncü sebebi de budur. Ee, evet arkadaşlar elimde üç tane parça var. Ben beş tane çözmeyeceğim çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Ve bunları okumak yerine direkt çevireceğim parçayı. Yani İngilizce bir şekilde okumayacağım zaman tasarrufu olması açısından. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, bu parça ilk parçamız normal bir soru. İkincisi YDS 2017'de çıkmış bir soru. Bakın YDS evet hani YDT ağırlıklı bir kanalım var ama size YDS sorusunu da çözeceğim. Üçüncü olarak da geçen sene sınavın çıkmış bir sorusunu çözeceğim. Yani çıkmış sorular üzerinden çözeceğim arkadaşlar. Ee, bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu soruları çözmeden önce, yani uygulamanızı istediğim yöntem şu şekilde. Öncelikle bu soruları okuyup parçadan neyi çıkarmamız gerektiğini, parçadan neye odaklanmamız gerektiğini analiz ediyoruz. Şimdi okuyoruz. As we understand from the reading, Vera Petrova parçadan anladığımız gibi Vera Petrova. Yani burada genel olarak Vera Petrova ile alakalı bir bilgi edineceğiz ilk olarak. İkinci olarak ise... Burada ise Vera Petrova'nın perceived algılamak, ability yetenek, objeleri algılama yeteneğini e, kaybettiğinden bahsediyor. Parmaklarıyla algılamaktan kaybettiğinden bahsediyor. Tamam yani bunun parmaklarıyla alakalı bir şey odaklanacağız ikinci olarak. Üçüncü olarak da parçaya göre yani parçayı okuyup genel bir çıkarım elde etmemiz gerekiyor. Şimdi dönelim parçamıza. Şimdi ben çeviriyorum arkadaşlar. Ee, şu olağanüstü yetenekler demek. Olağanüstü yeteneklere sahip insanlarla ilgili kurgusal hikayeler, bakın fictional stories, kurgusal hikayeler her zaman her zaman insanların ilgisini çekmiştir diyor. Attract attention yani attention ilgi demek. Attract de çekmek gibi bir anlamı var. Bunlardan biri Vera Petrova'nın hikayesi diyor. Eee derisinin farklı yerlerinden bakın. Derisinin farklı yerlerinden ve sağlam duvarlardan olayları algılayabilen Vera Petrova'nın hikayesi diyor. Bir gün babasının ofisine geliyormuş ve ellerini kilitli kasanın kapısına koyuyormuş. Sonra e, birden de babasına neden bu kadar çok eski gazeteyi orada kitli tuttuğunu bakın locked kitli tuttuğunu soruyormuş babasına. Sonra Vera'nın meraklı yeteneği bilimsel bir araştırma enstitüsünün dikkatine sunuluyor. Bakın şurada yazıyor. Bakın brought to the notice of a scientific research diyor. Tamam e, tutuluyor dedik sunuluyor ve özel bir komisyon tarafından da bakın special commission diyor. Özel bir komisyon tarafından da kendisine bir dizi Test yapılıyor. Bakın. Given series of tests. Tamam. Anladık. Bu testler sırasında During these tests e Bu testler sırasında Opak bir ekrandan gazete okumayı başarıyor. Bakın. Opak. Opak. Screen. Tamam. E ve ardından Halının altına gizlenmiş bir resmin Bakın. Hidden under a carpet diyor. Resmin şekil ve renklerini anlatıyor. Bakın, she describes diyor ve bütün bu e, testler sırasında, during all these tests, Vera is blindfolded. Blindfolded dedi, gözleri bağlı olması yani gözleri kapalı ve gerçekten de gözleri kapalı olduğu, gözleri bağlı e, olduğu sürece, pardon bağlı olmadığı sürece, bakın gözleri bağlı olmadığı sürece o e, lacks the ability to perceive things with her skin. Burada arkadaşlar derisi, yani gözleri bağlı olmadığı sürece derisiyle ilgili şeyleri algılama yeteneğinden yoksundur diyor. Bakın, lack, yoksun olmak demek. Ya Bu önemli. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Sonra, it was also, ayr ayrıca parmaklarıyla algılabildiği halde bu yeteneğinin elleri ıslandığı anda durduğu. Yani parmaklarıyla algılabiliyor ama elleri ıslandığı zaman arkadaşlar algılamayı kesiyormuş, algılayamıyormuş. Şimdi ben burada bu önemli yerlerin altını çizmeyi unuttum. Dalmışım arkadaşlar, pardon. Şurada mesela... Ee, şurada önemli bakın tüm bu boyunca tabi siz altını çizin ama tamamen değil gözleri kapalıydı ve Gözleri bağlı olmadığı zaman da algılama yeteneğini kaybediyor ve parmaklar ıslak olduğunda bu yeteneği olmuyor arkadaşlar. Yani buradan aslında bir soruyla ilgili e, cevabımızı çıkarmış olduk. Vera ile genel bir bilgi al almak istersek de buraya bakın. Derisinin farklı kısımlarıyla e, bir şeyleri algılayabildiğinden bahsetmişti ve onun bir de şurası önemli diyebiliriz. Yani nereden önemli Ceren diyorsan okuduğum sorulardan bunu çıkarıyorum ve test olduğundan bahsediyor. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Şunu da büyüteyim. Ee, parçadan anladığımız gibi Vera Petrova yalnızca parmaklarıyla bir şeyleri algılayabilir diyor. Kalsın. B'de Meraklı bir çocuktur diyor. Ama e, yani çocuk olduğundan burada bahsetmemiş arkadaşlar. C'de diyor ki... E, hani olağanüstü yeteneklere sahip olan tek kurgusal karakter değildir. Evet buna çıkarabiliriz çünkü... Burada yani ilk parçada ilk parçanın ilk kısmına söylüyor. Olağanüstü yeteneklere sahip insanlarla ilgili kurgusal hikayeler her zaman insanların ilgisini çekmiştir diyor. Yani buradan bunun tek kişi olmadığını çıkarabiliriz. Sadece parmaklarıyla algılayamıyor. Yani sadece parmaklarıyla değil arkadaşlar. Burada da o hani özel komisyon tarafından yapılan testlerin hepsini pardon çoğunu fail yani başarısız yani yapamadı diyor. Ve E de diyor ki parmakları ıslak sadece parmakları ıslak olduğunda algılıyor. Hayır tam tersi parmakları ıslak olduğunda algılayamıyor. Bakın burada söylüyor. En sonunda söylüyor. Tamam bunu çıkardık. Şimdi buraya geldik. 2'de de e, Vera diyor ki hani burada bu özelliğini kaybetmesinden bahsediyordu. Parmakları diyor. Bakıyoruz. Babası bu Yeteneği fark ettiğinde mi kaybediyor? Hayır. Gazete okuması gerektiğinde mi? Hayır. Test yapıldıktan sonra mı kaybediyor? Hayır, kaybetmiyor ki. Bakın, as soon as şöyle bir anlama geliyor, çevireyim bir. Elleri ıslanır ıslanmaz kaybediyor. Evet, bunu zaten en sonunda söylemişti. Az önceki sorunun tam zıttı oldu yani. Burada da ne diyor? E, nesne... ...işte bir halının altına saklanına e, ...hayır... ...parçaya göre... ...Vera'nın... E, ...babası Vera'ya diyormuş ki... ...sen neden gazeteleri orada saklıyorsun... ...hayır Vera babasına soruyordu... E, ...diyor ki... ...işte hani o komisyon vardı ya... ...bilimsel... ...Vera'nın e, yeteneğiyle... ...interested in... ...hani ilgili olmak demek... ...ilgili değildi diyor... ...hayır zaten kendileri... ...yani kendilerinin ilgisini çekiyordu... Ee, Vera gözleri bağlı olmadıkça nesneleri algılayamaz. Evet, bakın buradaki unless e, parçadaki şeye denk geliyor. Şimdi göstereceğim cevabımız C burada. Çünkü parçada ne diyordu? Gözleri bağlı olmadığı sürece algılayamaz diyordu. Buradaki unless ona karşılık geliyor. Ee, Vera gibi insanları e, hani Test eden komisyonlar vardır diyor. Bu da değil. Hani ondan bahsetmedi parçada. Olabilir ama bu bizim kendi yorumumuz. Parçada bahsetmedi. Ee, diyor ki o özel komisyon hani Vera gibi insanlar tarafından oluşturuldu diyor aslında burada. Çünkü derisiyle nesneleri algılayabilen insanlar tarafından oluşturuldu diyor. Hayır öyle bir şeyden bahsetmedi. Şurada C'yi de hemen size göstereyim. Bakın. Ee, şuradan bir fosforlu kalemimizi alalım bir dakika arkadaşlar çok büyük oldu şurada bir yerde vardı ama ben bakacağım bakın except when blindfolded diyor ya burası şuraya denk geliyor unless she is blindfolded C şıkkına denk geliyor Evet ilk parçamız böyleydi şimdi YDS'nin parçasına geçeceğiz arkadaşlar yani YDS'de çıkan parçaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 2017 YDS'de çıkan bir okuma parçasının çözeceğiz. Ee, önce dediğim gibi yine bir soruları okuyoruz. After being relocated dediği yani relocate yerinin değiştirilmesi taşınmak demek arkadaşlar. Dutch dediği de şey yani Hollandalı şempazelerin yeri değiştirildikten sonra yani... Ee, Bununla ilgili bir şey söylemiş parçada, yani bunların yerinin değiştirilmesine odaklanacağız. İlk olarak, ikinci olarak da diyor ki şempanzeleri bize benzeten şey nedir? Yani parçada demek ki insanlara bir e, benzer özelliği olduğunu söylemiş. Yani bir de resemble kısmına dikkat edeceğiz ve üçüncü soruda ise parça tamam, yani parça genel olarak ana olarak neyle ilgilidir diyor. Yani e, burada da parçaya yani Parça okuyup bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben çevirmeye başlıyorum. Yakın gelecekte bakın near Feature şempanze dilini çevirmek için bir uygulama mevcut olabilir diyor. Şempanzeler e, iki şempanze dilinde bakın two chimp e, language apple diyor. Elma kelimesini telaffuz etmeyi öğrenebilirler çünkü can learn demiş. Bu kendi yeteneğimi kendi yeteneğimizin bakın burada have unique e, ne kadar eşsiz yani yürek eşsiz benzersiz olduğunu sorgulayan bir bulgu demiş. Sonra burada e, Birleşik Krallık yani İngiltere e, York Üniversitesi'nden e, bir kadından bahsediyor ve kadının ve ekibinin e, Edinburgh Hayvanat Bahçesine taşımalarından önce ve sonra Hollanda'da bir grup yetişkin şempanzenin seslerini kaydetmiş. Tamam. Bakın şurada relocation Bakın bu sorudan ne diyordu taşındıktan sonra şurayı bir çizelim o zaman seslerini kaydediyor. Ee, bakın tamam. 3 yıl sonra bakın burada taşınmalarından 3 yıl sonra e, bu Hollandalı şempanzeler, İskoç hani ev sahiplerinin e, telaffuzlarını öğrenmiş bakın picked up dediği burada öğrenmek anlamında hani onu almışlar anlamında onların aksanını telaffuzunu e, Hollandalı şempazelerin yüksek sesli seslerinin e, en yüksek frekansları İskoç maymunlarının düşük telaffuzlarıyla yakından eşleşecek şekilde bakın burada 932'den 708 hertz'e düşmüş ee, bu şeyden bahsediyor. The change, bu e, değişim kademeli oldu. Gradual kademeli demek. Ve e, bu coincide çakışmak, denk gelmek demek arkadaşlar. Ve iki grubun artan arkadaşlarıyla aynı zamana denk geldi. Bakın artan arkadaşlarıyla, büyüyen arkadaşlarıyla. Bu bizim gibi şempanzelerin yeni komşulara uyum sağlamak için yabancı dil öğrenebileceği anlamına gelir. Bakın insanlarla bir benzerliğinin olması gerekiyordu. Bizim gibi şempanzelerin hani yabancı dili öğrenebildiğinden bahsetmiş hani uyum sağlayarak. Bu e, bulgu aynı zamanda nesneler için şempanze kelimelerinin heyecanlı istemsiz patlamalardan kaynaklandığı için sabit olduğu şeklindeki hakim teoriye de meydan okuyor bakın burada bahsediyor şu outburst dediği patlama genel varsayım assumption varsayım demek ee, hayvanların çıkardıkları sesler üzerinde kontrol sahibi olmadığı bakın was that animals do not have control over tamam ancak pardon whereas oysa demek oysa e, biz sosyal olarak bakın Sosyal olarak hani bir şeylerin etiketlerini öğreniyoruz. Bu da bize hayvanlardan ayıran şeydir. Bakın. Whereas we learn the labels for things socially. Sosyal olarak öğreniyoruz ve bu da bizi hayvanlardan ayırır diyor. Ama bu yanlış olabilir diyor. Yani bu yanlış olabilir öyle görünüyormuş. Çağrı yapısının duygusal patlamalarda ilk kez ee, hani... Ayrılması demişler bunun içinde. Şimdi biz burayı okuyoruz arkadaşlar ilk ilk sorumuzu. İlk sorumuzda hani taşındıktan sonra Hollandalı şempanzeler e, hani burada e, onların e, İskoç ev sahiplerinin telaffuz şeylerini değiştirdiğini söylüyor. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Ee, ...yüksek bir frekanstan bahsetmiş. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Düşük tonda bir telaffuzu... ...bir telaffuz yaptıklarından bahsetmiş. Ee, şeyde olduğu gibi. Hollanda'da. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Bakın burada ne diyor? Ee, İskoç maymunlara benzer... ...bir ses çıkardıklarını söylüyor. Evet çünkü bakın burada ne diyordu? Has picked up the pronunciation... ...of their Scottish hosts. Yani e, onlardan... ...hani onların telaffuzunu aldığı söylemişti. Buna zaten hiç bakmama bile gerek yok arkadaşlar. Bunun cevabı D. İkinci sorumuza geldiğimizde şempanzeleri hani bizi benzeten şey nedir diyordu. Their language learning ability. Evet arkadaşlar bakın bunu burada parçada direkt söylüyordu. Hani okudum direkt cevabımız A çıktı. Bakın bunları okumak bizi kolaylaştırdı. Bizim için parçayı çözmeyi kolaylaştırdı arkadaşlar. Bakın burada hemen ben size e, parçanın hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Şey diyordu şempanzelerin yeni komşulara uyum e, sağlamak için yabancı dil öğrenebileceği anlamına gelir diyordu. Yani bizim gibi diyordu. O yüzden bunun cevabı da direkt A oldu. Ve parçanın genel olarak neye odaklandığını soruyor. Hayır yani Hollandalı ve İskoç e, maymunların farkını sormuyor. Hayır. Neden ee, şempanzelerin e, İskoç maymunlarla arkadaş olmasının 3 sene sürdüğünden de bahsetmiyor. Ee, şurası human olacak arkadaşlar. İnsanlardan farkını da insanlardan farkından da bahsetmedi. Sadece bir yerde bahsetti. Yani parçanın geneli bakın. Hani ana olarak konusu bu değil. Ee, şempanzelerin sosyalleşerek nasıl kelimeleri telaffuz edeceklerini öğrenmek. Evet arkadaşlar parça genel olarak bununla alakalıydı. Şunu da mesela şu ikinin cevabını da tekrardan göstereyim arkadaşlar. Hemen şuradan buluyorum. Bir dakika hemen bulayım arkadaşlar. Bakın this means that like us chimps can learn foreign language to fit in with neighbors. Yani bunun cevabını da zaten iki veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de 2020 YDT sınavında çıkmış reading sorusunu çözeceğiz. Öncelikle tekrar soru köklerine bakıyoruz. Arkadaşlar bakın şıklara değil sadece soru köklerine bakın. Şıklara bakarsanız kafanız karışır. Sadece soru köklerini okuyayım. Ben de öyle yaptım gördüğünüz gibi. Burada diyor ki İsveç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani İsveç hakkında genel bir bilgi almamız gerek. Burada da diyor ki neden hani dışarı aktiviteleri yani dışarıda yapılan aktiviteleri seven insanlar İsveç'i... Ee, Ziyaret etmeyi tercih ediyor diyor. Bakın. C'de de Norland'daki insanlar hakkında ne çıkarılabilir diyor. Tamam arkadaşlar. Yani Norland'ın yerli insanlar hakkında ne çıkarılabilir diyor. Tamam şimdi parçamıza dönelim. Şuradan bir de fosforlu kalemimizi de alalım. Bu sefer mavi renk olsun. Fark etmez. Şimdi öncelikle İsveç hakkında. Norland'da yaşayan insanlar hakkında. Ya da Norland nasıl okunuyor bilmiyorum. Ve dışarı dışarıda ne aktivite yapmayız her insanlar hakkında bilgi alacağız. Bakın İsveç hakkında başlıyorum şimdi. İsveç yaklaşık Kaliforniya bakın e, büyüklüğünde bir yüz ölçümüyle Avrupa'nın beşinci büyük ülkesidir diyor. Bakın fifth largest country. Tamam Avrupa'nın e, Kaliforniya büyüklüğünde eşit vesaire demiyor. Tamam mı? En güney ve Kuzey noktaları, bakın şu Southernmost ve Northernmost dediği en güney ve en kuzey noktaları arasına yaklaşık 1.600 kilometre uzanırmış. Alanın yaklaşık yüzde %15 15'e yüzde 15'i her yaz birkaç gün boyunca güneşin hiç batmadığı ve kışın ve kışın arkadaşlar benzer bir periyotta benzer bir sürede hiç e, ee, yükselmedi. Yani güneşin hiç batıp doğmadığı kuzey kutup dairesinin kuzeyinde yer alır. Arctic Circle dediği bakın. For a few days each summer yani bazı günler hiç güneş batmazmış ve bazı günlerde aynı sürede kışın hiç güneş doğmazmış. Tamam mı? Sonra İsveç'in e, burada şeyinden bahsetmiş. E, iklimi, climate ise değil, iklimi. S is not severe, hani şiddetli değil. Ee, ve bu da Gulf Stream denen bir ee, stream dediği akarsu gibi bir şey olması lazımdı. Hani bunun bir ılık etkisi varmış. Hani bundan dolayı şiddetli bir iklimi yokmuş. Ve İsveç'in e, yüzeyinin alanının sadece yüzde %7'si Cultivated Farmland diyor. Yani sadece tarım yüzde %7'sinde yapılıyormuş. Hani ekili tarım alanı demek bu. Yani sadece yüzde %7'sinde böyle bir şey yapılıyormuş. Ülkenin yarısından fazlası çoğunlukla şurada arkadaşlar şu e, iğne yapraklı ormanlardan oluşuyormuş. Çok da önemli bir değil ama çizim yine de. Ve e, dağlar, kırlar ve sulak alanlar ülkenin neredeyse dörtte birini bakın. A quarter of the country. Occupy'da kaplamak, işgal etmek anlamına geliyor. Bunlar sadece, yüz, e, sadece dörtte birini kaplıyormuş. Pardon arkadaşlar. İsveç Avrupa'nın üçüncü en büyük tatlı su kütlesi olan Vanern herhalde böyle okunuyor da içeren yaklaşık 100 bin göle sahipmiş tamam bunu da anladık. İsveçliler bakın the Swedes are proud of the natural beauty of their country ülkelerinin doğal güzelliğiyle gurur duyuyorlarmış natural beauty of their country ve e, hani landscape dediği manzara arkadaşlar ve manzaranın bol olması İsveç'i e Dışarı dışarı aktiviteler yapmayı seven insanlar için ana bir e, travel destination yani e, seyahat merkezi, seyahat noktası yapıyormuş. Bakın neden böyle bir soru vardı. Neden İsveç'i tercih ediyorlar? Çünkü geniş manzaraları varmış. Sonra Norland'a geldi en son olarak da. Bu da Norland ilgili sorumuzun cevabını verecek. Norland şelaleleri ulusal enerji enerjisine katkıda bulunan kereste, cevher yatakları ve nehirler dahil olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengindir diyor. Bakın rich in, bakın şurada rich in zengin olmak demek. Doğal kaynaklarından vesaire bunlardan bahsetti. Göllerinden, şelallerinden bahsetti. Ve bu neye? İşte bunların ulusal enerji şeyini katkıda bulunuyormuş. Ve burada yerer yerli insanlar da buradan şunu bilmeden belki yapamayabilirsiniz. Bu e, rengeyi iyi demek arkadaşlar. Ve işte rengeyini falan e, güterek hani geçimsel kaynaklarını buradan kazanıyormuş. Yani Norland'daki e, indigenous people ile alakalı soruyu da buradan çıkardık. Bunlar geçimini buradan yapıyor. Yani bu rengeyle vesaire uğraşarak tamam. Biraz hızlı konuşuyorum ama video uzun olmasın diye kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, şimdi İsveç ilgili hangisi doğrudur diyor. İsveç Kaliforniya'dan 5 kat daha büyüktür. Hayır böyle bir şey de ee, İsveç'in ya, e, yan yani çok küçük bir kısmı tarım için kullanılıyor. Evet bunları arkadaşlar hiç okumuyorum. Bile bakın çünkü burada sadece %7'si eee İsveç'in hani e, Tarım için kullanılan alanı demişti. Cevabımız B oldu. Burada da neden insanların e, hani dışarıda etkinlikler yapmayı seven insanların İsveç'i ziyaret etmeyi tercih ettiğinden bahsediyordu. Yani 100 bin tane e, göl olması değil. Bu değildi. The natural diversity yani e, nasıl desem arkadaşlar hani doğal çeşitlilik ve which the locals take pride in. Arkadaşlar take pride in burada eşittir parçada ne diyordu? Proud of diyordu, gurur duymak. Evet cevabımız yine B oldu arkadaşlar. Burada ne diyor? Yerli insanlarla tanışma şeyleri vardır, şansları vardır. Ne alaka? Burada da işte güneşin asla batmadığı zamanda olmak istiyor. Ne alaka? Ve e, kan, şey ülkenin, country'nin e, zengin olması diyor enerji kaynaklarında. Hayır bunlar yani doğal çeşitlilik, manzara vesaire bunlardan dolayı istiyordu. Hatta şurada direkt göstereyim yani şurada proud of diyordu. Bakın the swedes are the proud of the natural beauty of their country and this large variety in landscape makes sweden a prime travel destination for outdoor enthusiasts. Diyor. Evet, cevap bu. Burada ise yerli insanlardan bahsetmişti. Bunların enerji kaynaklarına katkıda bulunduğunu söylemiş. Hayır, böyle bir şeyden bahsetmiyor ve bunların İsveç'lerle kavga içinde olduğunu söylüyor. Ne alaka parçada böyle bir şey demedi. Ee, bunlar e, İsveç'te şey mi tanıtıyor? Turizm endüstrisini mi tanıtıyor? Hayır hiç öyle bir şey demedi. Yani yerli insanlar rengeyi vesaire dedi. Burada da bunların e, yaşamlarının e, işte bu e, içi, cevher yataklarına vesaire dayandığını söyle, Hayır bu değil yani bunlar burada köy bir köy bir yaşam geçiriyor. Rengeyi vesaire dedim. Onları gütüyor vesaire dedim. Ee, geleneksel geçiminle o şekilde arkadaşlar burada pastoral kelimesini bilmezseniz bu soruyu belki yapamayabilirsiniz yani sizi zorlayan şey pastoral kelimesi olabilir hani Türkiye'den de bilirsiniz pastoral şiir vardır mesela bu ne işte köy e, doğa bunlarla alakalı yazan şiirlere mesela pastoral şiir denir yani burada da köy yaşantısından bahsediyor yani e, köy yani pastoral bir hayat sürüyorlar diyor Evet cevabımız E. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şuradan da hemen göstereyim tekrardan. Bakın, It is here that the local indigenous people earn a traditional livelihood herding uh, rain deer diyor. Evet bu da buradan çıktı. Videomuz bu kadar ki, bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bol bol soru çözersiniz bu videonun ardından. Sadece Soru köklerini okuyup daha sonra parçaya dönersiniz. Yani sakın gidip bunları okumayın. Yani şıkları sakın şıkları okumuyorsunuz. Çünkü kafanız karışır zaten. Sizi izlerken de ben arada altyazı koyacağım. Ee, yani umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Ee, size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar.